Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Realme Buds Air Neo gerçek kablosuz kulaklık incelemesiyle karşınızdayız. Eğer bir gerçek kablosuz kulaklık alma düşünceniz var ve bütçenizde çok da açılmak istemiyorsanız şu an bahsedeceğimiz ürün size göre olabilir. Cihazımız tasarım hatları itibarıyla Apple AirPods'ları fazlasıyla andırıyor. Ürüne baktığımızda silikon başlıklara sahip olmadığını görüyoruz. Bu tasarımı beğenenler olduğu gibi sevmeyenler de var. Dikkat çekici bir taraf ise her bir kulaklık sadece 4.1 gram ağırlıkta. Bu da oldukça hafif bir değer. Kutusu ise 35.5 gram ağırlıkta ve ufak boyutlarda. Dolayısıyla kutuyu bile ufak cebinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kulaklığın 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Bunlar pop beyazı, punk yeşili ve rock kırmızısı. Realme renk seçeneklerine bile müzik katmayı ihmal etmemiş. Kulaklıklar IPX4 sertifikasına sahip, yani suya karşı dayanıklı. Dolayısıyla spor yaparken terlemekten korkmanıza gerek yok. Ya da hafif yağmurlu bir günde görüşme yapıyorsanız acaba kulaklıkların bozulur mu diye düşünmenize gerek kalmıyor. Öte yandan kulaklıkların suya karşı dayanıklı olduğunu, kutuda ise böyle bir ibare olmadığını belirtelim. Dikkatli kullanmakta fayda var. Kulaklıklar kulağınızda rahatlıkla konumlandırılabiliyor, ancak uzun süreli kullanımda ufak ağrılar yapabiliyor. Kendi deneyimimden yola çıkarak konuşacak olursam, silikon başlıklı kulaklıklar benim için daha rahat bir deneyim sunabiliyor. Bu tip kulaklıklarda ise bir süre sonra dediğim gibi ağrı olabiliyor. Ama yine tekrar etmekte fayda var. Bazı kullanıcılar da bu tip tasarımları daha çok seviyor. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi bulunan ürün telefonunuza hızlıca bağlanabiliyor ve 10 metre mesafede sorunsuz çalışabiliyor. 20 Hz ile 20.000 Hz frekans aralığı bulunan ve 13 mm sürücülerle gelen ürün için Realme güçlü baslar ve temiz tizler sunduğunu belirtiyor. Peki gerçekten öyle mi? Ürünün ses kalitesine baktığımızda farklı müzik türleri için iyi bir ses kalitesi var ki uygulama aracılığıyla ses kalitesini geliştirdiğimizde çok daha tatmin edici sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. İki kulaklıktan birini çıkardığınızda müzik durmuyor. Hatta o kulaklıkta da müzik çalmaya devam ediyor. Ancak kutuya koyup kapattığınızda bağlantı onun için o anlık kesiliyor ve tek kulaklıkta isterseniz mono olarak hem müzik dinleyebilir hem de gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Telefon görüşmelerinin ses kalitesi konusuna geldiğimizde evvela şu soru sorulabilir. Bu üründe aktif gürültü engelleme özelliği var mı? Cevabımız hayır. İç mekanda yaptığımız görüşmelerde iyi ses kalitesiyle karşılaştık. Dış mekan görüşmelerinde de hem bizim sesimiz karşı tarafa iyi olarak gitti hem de karşı tarafı rahatlıkla anlayabildik. Ancak yoğun trafik ve yoğun rüzgarın olduğu anlarda sizin ve karşınızdakinin sesleri genel olarak anlaşılsa da ortam seslerine maruz kalıyorsunuz ve bu bazen can sıkıyor. Nadiren de olsa sesle dijitalleşmelerle karşılaştığımızı da belirtelim. Öte yandan ilgi çekici bir özellik olarak süper düşük gecikme modundan söz edebiliriz. Bu modu aktifleştirdiğinizde bir video izliyor olun ya da oyun oynuyor olun, ses ve görüntü arasındaki senkron olabildiğince doğru yapılarak gecikmelerin en aza indirgenmesi sağlanıyor. Yaptığımız denemelerde de bu modda gayet memnun kaldık. Evet, kulaklıkların dokunmatik panellere sahip olduğundan ve uygulama aracılığıyla dokunmatik emirlerde düzenlemeler yapabileceğimizden bahsetmiştik. Peki ama dokunmatik performansı nasıl? Yaptığımız denemelerde dokunmatik panellerin pek seri çalışmadığını ve zaman zaman can sıkıcı sonuçlara yol açtığını gördük. Bazen dokunuşlarımız algılanmıyor, bazen yaptığımız dokunuşlar geç algılandığı için daha sonrasında yeni dokunuşlar yaptığımızda arada bir karmaşa meydana gelebiliyor ve bu da tabii ki can sıkıyor. Kulaklıklar tek şarj ile yaklaşık 3 saatlik müzik dinleme deneyimi sunabiliyor. Tabii kutuya koyarak şarj edebiliyoruz ve kutuyu da şarj ettiğimizi göz önüne alırsak tek şarj ile toplamda 17 saatlik deneyim mümkün oluyor. Günde birkaç saat kullandığımızı göz önüne aldığımızda, yani tek şarj ile yaklaşık 1 hafta boyunca kulaklıkları kullanabiliyoruz. Bu arada ürünün kutusundan çıkan micro USB şarj kablosu gerçekten çok kısa. Biraz daha uzun olmasını ve Type-C bağlantısının tercih edilmesini isterdik. Cihaz ülkemizde 350 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.